Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek uğraşmadan çok pratik bir yöntemle tam bir tepsi dolusu kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Kurabiyem için ilk olarak 4 tane elmayı güzelce yıkadım. Şimdi kabuklarını soyuyorum. Bu arada elmalar büyük olursa 3 tane elma da kullanabilirsiniz. Elmanın kabuklarını soyduktan sonra hiç vakit kaybetmeden hemen rendenin büyük gözünde rendeliyorum. Elmalar çok hızlı bir şekilde rengini kaybedeceğinden dolayı bu aşamada oldukça pratik olmamız gerekiyor. Ben elmalar rendeledikten sonra tavamı ocağıma aldım. Şimdi elmaları tavanın içerisine ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi elmalarda kesinlikle kararma olmadı. Elmanın üzerine bir çay bardağı dolusu şekeri ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Elmalar suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişiriyorum. İç harcını hazırlarken bu aşama çok önemlidir. Şimdi sizlere elmanın ne kadar çok suyunu saldığını gösteriyorum. Elmanın bu suyu tamamen geri çekmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde bırakırsak iç harcı hamurun yumuşamasına sebep olabilir. Elmalar güzelce suyunu çektikten sonra şimdi üzerine 1,5 çay kaşığı tarçını ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Tarçını ekledikten sonra 1-2 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Bu arada sizler damak zevkinize göre tarçın miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Ben tarçını ekledikten sonra elmaları 1-2 dakika daha pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi tamamen suyunu çekti. Şimdi altını kapattım. Üzerine bir çay bardağı dolusu ceviz ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra iç harcının daha hızlı soğuması için başka bir kabın içerisine aktarıyorum. Elmalı iç harcını soğumaya bıraktıktan sonra şimdi kurabiyenin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Kurabiyenin hamuru için oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 250 gram tereyağını yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane de yumurta ekliyorum. Daha sonra üzerine yoğurtun koyu kısmından tepeleme dolu olacak şekilde 2 yemek kaşığı yoğurt ekledim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilyayı ekledim ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta kullandığımız yağın mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ben bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine önceden elediğim unun bir kısmını ekledim. Şimdi hamurum yoğunlaşıncaya kadar kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan kolaylıklar şekil alabilen kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Bu tarifte yoğurt kullandık, yumurta kullandık. Yoğurdun sululuk oranına göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra şimdi kıvamını kontrol ediyorum. Hamurdan küçük bir parça kopardım ve avuç içimde sıktım. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla şekil aldı. Elime de kesinlikle bulaşmadı. Şimdi hamuru tezgahımın üzerine aldım ve iki eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Hamur oldukça yumuşacık olduğu için elimle iki parçaya ayırdım. Şöyle hamur parçalarını eşitledikten sonra düzgün bir form veriyorum ve hamurlardan bir tanesini kenara kaldırıyorum. Kalan hamuru da iki tane yağlı kağıdın arasına alıyorum tek tek beze yapmakla uğraşmadan bu yöntem aşırı derecede pratik ve kurabiyeler o kadar lezzetli oluyor ki inanın şimdiye kadar kime ikram ettiysem abartmıyorum herkes tarifini istedi. Sizler de bana güvenerek tarifimi mutlaka ama mutlaka deneyin. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Üstelik en başta da söylemiş olduğum gibi çok bereketli bir tarif. Bir tepsi dolusu kurabiye çıkıyor. Eğer bu kurabiyelerin sizlere çok geleceğini düşünüyorsanız, kurabiyeleri pişip soğuduktan hemen sonra bir saklama kabının içerisine alın. Ağzını sıkı bir şekilde kapattıktan sonra birkaç hafta boyunca kurabiyeleri taze bir şekilde saklayabilirsiniz. Kurabiye hamurunu iki tane yağlı kağıdın arasına aldıktan sonra merdane ile açtım. Şimdi kenarlarındaki fazla hamuru keserek kare bir form veriyorum. Kestiğim hamurlarda diğer hamur parçasına ekliyorum. Elimizdeki hamur bitinceye kadar yağlı kağıdın arasında açarak kurabiyemizi hazırlamaya devam edeceğiz. İlk hamuru açtıktan sonra şimdi bir kenarına hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. Daha sonra yağlı kağıdın kenarlarından tutarak iç harcının üzerine hamurla kapatıyorum ve kapattığım bölümü parmak uçlarımla iyice sıkılaştırıyorum. Daha sonra bir hamur kesme kartı ile hamuru bu şekilde kesiyorum. Hamurun üzerine elimle hafiften bastırdıktan sonra da 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra da altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. İşte elmalı kurabiye hazırlamak bu kadar da kolay. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada kanalımda daha önceden yayınladığım birçok elmalı kurabiye tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz kalan hamur parçasının üzerine elmalı iç harcını ekledim ve aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum sizlerde tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında sizlere bildirim olarak Şimdi kurabiyeleri önceden ısıttım, alt üst ayardaki 180 derece fırına götürüyorum. Kurabiyelerin üzeri pembeleşinceye kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım ve iyice soğumasını bekledim. Kurabiyeler soğuduktan sonra da üzerine pudra şekeri eliyorum. Kurabiyelerin üzerine pudra şekerini elemek için mutlaka iyice soğumalarını bekleyelim. Aksi takdirde elediğimiz pudra şekeri hamurun sıcağı ile birlikte eriyebilir. Şimdi kurabiyelerden bir tanesini bölerek iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Kıyır kıyır ağızda dağılan inanılmaz derecede lezzetli bir kurabiye tarifi oldu. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.